Merhaba arkadaşlar, Futkoş burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. İkon swaplar geldi. Bugünkü videomuzda ikon swaplardan bahsedeceğiz. Hangi görevleri yapacağız, nasıl yapılır, bunları yaparken ne ödüller kazanacağız, hangilerini seçmemiz lazım, hangi kombinasyonlar en iyisi. Bütün bunları açıklığa kavuşturacağız. İkon swaplarla ilgili bütün sızıntılar doğruymuş. Yani bize... haber aldığımız şekilde görevler aynı şekilde geldi, ödüller aynı şekilde geldi. Hemen oyuna gidelim, görevlere bakalım, görevlerde neler istiyor. Görevlere gittiğimizde dönüm noktaları sekmesine gelmemiz lazım. Dönüm noktaları sekmesine geldiğimizde ilk 6 görev Squad Battles'da yapılabiliyor. Pardon, 5'i Squad Battles'da yapılabiliyor. Bir diğeri de hafta sonu liginde yapılıyor. Burada ilk 11'inde 11 gümüş oyuncu tahmin edildiği gibi. 6 galibiyet alacaksınız, 11 gümüş oyuncunuz olacak. Toplam ilk 11'iniz sadece bu. İlk 11'inizde sadece 11 Hollanda Ligi oyuncusu olacak. 6 galibiyet, 11 Arjantinli oyuncu olacak. 6 galibiyet, 11 Brezilyalı oyuncu olacak. 6 galibiyet alacaksınız. 11 ilk 11'inde ilk sahibi olduğunuz, yani paketten çıkan veya SBC kadro kurma göreviyle yaptığınız 11 oyuncu olacak. Burada şunu söylemek gerekir. Oyunculara... Sağ City şu R3'e basarsanız eğer sağ üstte ilk sahibi yazısı olması lazım. Bu demek. Aynı zamanda 13 hafta sonu ligi maçı kazan diyor. Bunun içinde playoffların dahil olduğu söyleniyor. Yani bu hafta içinde bitirebilirsiniz bunları. Burada ne yapabilirsiniz onu söyleyeyim. Eğer ilk sahibi olduğunuz, yani paketten çıkmış. Mesela satılamaz öğeler ilk sahibidir büyük ihtimalle. %99. %100 hatta. 11 tane gümüş... mesela Arjantinli ilk sahibi olduğunuz oyuncu varsa bunlarla maça girip 6 maç içerisinde 3 görevi birden bitirebilirsiniz. Veya bunların varyasyonunu yapabilirsiniz. Böyle çok kolay olacaktır bu. Hafta sonu ligi işi de hafta sonu liginde birazcık kan çıkmasına, biraz zorlaşmasına neden olabilir. İkon takası görevlerinde Premier Lig'de ilk sahibi olduğunuz 8 Premier Lig oyuncusuyla 6 maç kazanacaksınız. Bu online dostluk maçlarında yapılacak. Bu maçlar için 6 maçta, yani bir maçta 6 tane değil, 6 tane farklı maçta birer tane en azından plase ile gol atacaksınız Premier Lig oyuncularıyla. 10 tane asist yapacaksınız. Bunu bir maçta bile halledebiliyorsunuz. La Liga 6 galibiyet alacaksınız. 11 La Liga oyuncusu olacak. 8'i ilk sahibi olacak. 10 maçta gol at var. Her 10 maçta birer tane gol atacaksınız. Yani en az 10 maç yapmanız gerekiyor. 5 maçta ara pasıyla asist yap var. İkon swap, ikon takası Serie A'da da ilk 11'inizde 8 Serie A oyuncusu olacak. 6 maç kazanacaksınız. 10 maçta gol atacaksınız. 5 maçta ara paslarla asist yapacaksınız. Burada şunu söylemem gerekiyor. Zaten bu bir lig adındaki bir online dostluk maçını yapıyorsunuz. Bütün kadronuz Premier Lig, Serie A veya İspanya Ligi'nden olmak zorunda. Peki ödüller ne? Ödülleri hemen gelelim. Burada öncelikle şunu göstereceğim. Yani bende mi birçok kişide de olmuş ama bilmiyorum. Burada takaslara geliyorsunuz. Şeyleri net olarak göstermiyor. Orada yüklemesi biraz uzun sürüyor. Belki şimdi yükler. Evet, yüklemedi. Biz kaç olduğunu biliyoruz. Birazdan size göstereceğim onları. 81x25 paketi 82x25. Bugünkü videomda söylediklerimin hepsi direkt geldi. 83x25 Iker Casillas'ın midi. Rio Ferdinand'ın midi. Temel veya orta seviye ikon paketi, Mark Overmars'ın Prime'ı, orta seviye ikon paketi, Marcel Desailly, Midi, Del Piero'nun Baby'si, 89 artı orta seviye ikon paketi. Bakın buraya çok dikkat etmek lazım. Temel veya orta ikon oyuncu seçimi, ben 3 minimum olur diyordum ama 2 oyuncudan biri seçiliyor. Maalesef çok kötü olmuş bu. Zambrotta'nın Prime'ı, orta seviye veya üst düzey ikon paketi, temel, orta veya üst düzey ikon oyuncu seçimi. Bu da iki oyuncudan biri olmuş. İki oyuncu, ben 5 olur diye tahmin ediyordum. Çok kötü. Wayne Rooney'nin mid versiyonu. Şimdi ben size bunların şeylerini göstereyim hemen. Kaç tokene hallolduğunu. 25x81 2 tokene, 25x82 3 tokene, 25x83 5 tokene, Casillas 6, Rio 7, base veya orta, temel veya orta ikon 8, Prime Mark Overmars 9, mid ikon paketi 10, mid Marcel Desailly 11, baby
Alessandro Del Piero 12. 89 artı mid ikon paketi 13. Base veya mid ikon paketi, pardon, temel veya mid oyuncu seçimi 14. Prime Zambrotta 14. Mid veya prime ikon paketi 16. Baby mid veya prime ikon oyuncu seçimi 17 ve 17'ye mid Wayne Rooney geliyor. Şimdi hemen şundan bahsetmek istiyorum öncelikle size. Buradaki oyunculardan Casillas, Rio Ferdinand ve Overmars maalesef iyi oyuncular değil. Aynı zamanda Dösa'yı da o kadar iyi oyuncular değil. Hem bunların yerine daha rahat birilerini bulursunuz. Hem de bu kadar emek etmenize gerek kalmaz diye düşünüyorum. Burada alınabilecek oyuncular Del Piero'nun baby'si, Zambrotta'nın prime'ı. Eğer çok seviyorsanız Wayne Rooney'nin mid versiyonu. Şimdi akıllarda şöyle bir durum var. Burada 17 token var. Bizim 9 görevimiz geldi. Bu 9 görevin şöyle bir durumu var. 25 gün süresi var. 25 gün sonra bir 9 görev daha gelecek ve toplam 18 tane token biriktirebileceğiz. Bunlarla gidip görevleri yapabileceğiz. Şunu da söyleyeyim. Şöyle bir hata var. Büyük, geçen yılda olmuştu bu hata. Büyük ihtimalle EA bunu değiştirecektir. Burada 25 gün sonra bunların gittiği yazıyor ama bu doğru olamaz. Çünkü 25 gün boyunca ilk görevler var. İnşallah doğru olur da bir hafta sonra yeni görevler de gelir. O da ayrı mesele ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Geçen sene de buna benzer bir hata olmuştu. Bu takaslar komple gidip tekrar yerine gelmişti ve 45 gün, 49 gün süresi var olmuştu, değiştirmişlerdi. Burada şunu söylemek istiyorum size. En iyi şeyler neler? Şimdi öncelikle Rio Ferdinand'ın midi iyi değil, baby'si iyi. Casillas bir kaleci olduğu için hiç değmez bu kadar şeye. Şimdi iki yol tercih edebilirsiniz. Birincisi sabırlı bir yol. 25 gün sonra, ki çok uzun zaman değil, biz 40 gün olacağını tahmin ediyorduk. 25 gün sonraya biz bütün tokenleri, bütün görevleri bitirip bir şeyler almak veya 9'unu şimdi harcayıp 9'unu da ondan sonra harcamak konusunda. Benim bir fikrim var, benim alacağım şeyi de anlatacağım. Ancak şunu söyleyebilirim. Burada bir Prime Zambrotta gelirse eğer, Prime Zambrotta'nın özelliklerine de bakacak olursanız eğer, Prime Zambrotta sizi oyunun neredeyse son dönemine kadar sağ bekte hiçbir problem yaşamadan götürebilecek bir kart. Bütün kartlar arasındaki en garanti kartlardan biri. Sağ bek olmasından dolayı, Zambrotta'nın özel animasyonları, 4 skill 5 zayıf ayağının olmasından dolayı, İtalyan linkleri, Chiesa vesaireyle linkleyebilmesi açısından gayet güzel bir kart. Ben bu kartı tavsiye ederim. Wayne Rooney, ben o kadar beğenmiyorum. Çok seviyorsanız olabilir. Ancak bir de şöyle bir durum var. Ne derler onun adına? Wayne Rooney'nin dışında Baby Alessandro Del Piero kartı şu an için iyi bir kart ama 25 gün sonra elde edeceğiniz, yani yaklaşık bir ay sonra elde edeceğiniz ve ondan sonra da oynamaya devam edeceğiniz bir kart olarak ben olsam tercih etmezdim şahsen. Benim fikrime göre oyuncu tercihleri çok iyi gözükmüyor burada. Bence burada yapılması gereken şu, bu ilk baştaki 3 tane paket çok iyi gözüküyor. Bunlardan mutlaka 1 veya 2 tanesini almak lazım. 25x81 ve 25x82 aşırı iyi şeyler atmayabilir. Birazcık sıkıntılı paketler ama genelde güzel şeyler atıyor. Buradan bir fodder elde etmek. Mesela şu anda Ateş ve Buz vs. promosu var. Bu promodan oyuncular da gelebiliyor bundan. Bunları hem kolay elde ediyorsunuz hem de promo oyuncuları elinize geçiyor. Buradaki birçok oyuncudan daha iyi. Biliyorsunuz zamanla geldikçe promo oyuncuları ikonlardan daha iyi oluyor. Maalesef bence ikonların oyundaki en iyi oyuncular olması gerekirken promo oyuncuları genelde daha iyi oluyor. Bu sebepten dolayı bunları yapıp bekletebilirsiniz. Mesela 25x83'ü 82'yi 81 Totti zamanına bekletip oyunun en iyi oyuncularının geleceği zamandır Totti zamanı. Team of the Year, yılın takımı zamanı. Yaklaşık bir ay sonra gelecek. Bir ay sonra en iyi oyunculardan birini çekme şansınızı çok yükseltebilirsiniz. Buradan gelebilecek bir Totti Mbappe bütün yıl oynayacağınız en iyi kart olacaktır büyük ihtimalle. Yani bunları tutabilirsiniz. Burada baktığımız zaman player pickleri de aradan çıkartmak lazım. Çünkü player pickler iki oyuncudan birini seçmenizi sağlıyor. Yani bu gerçekten çok kötü olmuş. Burada dikkat çeken bir paket var. 89 artı midicon paketi. Onu size göstermek istiyorum. Bütün 89 üzeri midiconları burada ben listeledim. Hemen bakarsak
Ronaldo, Gullit, Pele, Cruyff, Ronaldinho, Eusebio muazzam gözüküyor. Çünkü ben yüksek fiyata göre listeledim. Ancak buradan 3 sayfa var ve tersten listelersem, düşük fiyattan listelersem işin o kadar da güzel olmadığını göreceksiniz. Laudrup, Giggs, Bobby Moore, Klose, Riquelme, Ian Rush, Alan Shearer, Scholes. Bu ilk sayfanın sonuna geldiğimizde Nedved, Drogba, Sokrates gibi kartlara geliyoruz. 400 kallık kartlara. Ve ikinci sayfaya falan geçtiğimiz zaman hala çok iyi olmayan Baggio gibi, Blank'ın mid versiyonu gibi kartları görüyoruz. Öyle olduğu için bence bu kartta, bu pakette çok değerli bir paket değil. Yani içinden çok iyi bir paket, 89 yüzlü mutlaka iyi bir şey gelecek diye düşünülmeyecek bir paket. Şimdi baktığımızda ne yaptık? Player pick'i sildik. Wayne Rooney'i çıkarttık. Zambrot da olabilir dedik. Midor Prime ikon paketi, bu güzel bir paket olabilir. Ama bütün hakkınızı bunda kullanmış oluyorsunuz. Bu mantıklı, mantıksız değil kesinlikle. 89'u çıkarttık. Del Piero'yu çıkarttık. Dösaye'yi çıkarttık. Midicon paketi olabilir. Overmars'ı çıkardık. Rio'yu çıkarttık. Casillas'ı çıkarttık. Zaten elimizde fazla bir şey kalmadı. Benim fikrime göre. Ben olsam 2, 3 ve 5 token'e bunları alırım. Toplam 10 token yapıyor. 8 token'e de gelecek 25 gün sonra Bayzor Midicon paketini açarım. Şansıma güvenirim. Bunlarla bunların avantajı nedir? Mesela şu anda Vinicius Junior veya ikon SBC'leri var, oyuncu SBC'leri. Onlar için elinize fodder geçecek. Onları yapabileceksiniz. Ya da gördüğünüz, bildiğiniz oyuncuların belki Agüero futbolu bıraktı. Agüero ile ilgili bir SBC gelir. Onu yapmak isterseniz bunlara rahatlıkla yapabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. 10 token'e ikon paketini açarsınız. Midicon sadece. 5 token ve 3 token kullanıp 25x82 ve 83 yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şu iyi bir paket. 16'ya geliyor. Midor Prime Icon. Bununla birlikte bu ikiliyi yapabilirsiniz. Ama 25-30 gün beklemek zorundasınız. Bunun dışında bence başka bir şey yok. Ben 2, 3, 5 ve 8 token işini yapacağım. Bence en mantıklısı bunlar gözüküyor. Buradan bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum. İkon paketlerinden çok fazla iyi bir şey çıkmadığı için, çekemediğim için. İnsanlar, yani şans işi tabii, çok güzel bir şeye denk gelebilir ama genellikle gelmediği için insanlar bundan uzak duruyor genelde. Durmasını tavsiye ediyoruz genelde. Bu arada şöyle bir durum oldu. Ya Cuma günü yeni bir promo başlıyor. Çok güzel gözüküyor. O promoda da mesela buradaki 81-82-83'leri, Neymar'ın merkezi kartının olduğu bir promo gözüküyor. Bunları açıp o promoda Neymar peşinde koşabilirsiniz ama bunlar da kesin çok iyi kartlar verecek diye bir garanti asla yok. Çok çok iyi bir ödül sistemi, ödül şeyi olmamış. Harcayacağımız zaman o kadar da fazla değil çünkü zaten 5 tanesi Squad Battles'da halloluyor. Bir tanesi bir haftada Foot Champs'da hallolabiliyor. 3 tane de online friendly modu var. Bence gayet yeterli olmuş. Grindlaması da kolay olacaktır. Birçok insan bunu yapacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim fikrimi sorarsanız ben 2, 3, 5 ve 8 tokenlikleri yapacağım. Sizler ne yapmak istiyorsunuz? Onları yorumlara yazın. Diğer arkadaşlara da yardımcı olursunuz. Onlar da belki akıllarında başka fikirler vardır. Bize ön ayak oldular. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.